Bugün 23 Eylül Pazartesi, Pozitif Bakış'tan sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Merhabalar. Bugünkü program konuğumuz da Çamlıca Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ercan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Meral Hanım. Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz yeni eğitim öğretim yılına geçtik. Tabii ebeveynler olarak aileler, öğretmenler, hocalarımız, idarecilerimiz yoğun bir tempoyla başladı sürece. Buradan başta Çamlıca ailesi diğer tüm çocuklara başarılar diliyorum. Umarım beklenen olur. Yani çocuklarımız gerekli başarıyı sağlarlar. Ama her şeyden önemlisi çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu. Dileriz ki hem sağlıklı hem mutlu bir şekilde güzel bir süreci, bu süreci bitirmiş olsunlar. İleriki hayatında da mutlu ve huzurlu bir hayat kurmuş olsunlar. Değerli izleyicilerimiz, hocama geçmeden önce biliyorsunuz Filistin direnişi devam ediyor. Orada bir soykırım var ve bu soykırım önümüzdeki Ekim'de bir yıla yaklaşıyor, bir yıl oluyor. Bu bir yıl içerisinde ne yazık ki 23 bin tane çocuğumuz Filistin'de, okullar artık onları eğitim yapmıyor, kapatıldı. Biz buradan Filistin direnişini selamlıyoruz. Onlara rahmet diliyoruz. Rabbim yardımcıları olsun. Biz sadece dua ediyoruz. Ve dünya çocukları, dünya insan hakları örgütlerini buradan bir kez daha ben özellikle kınıyorum. Çünkü dünyada var olan çocukların ırklarına ve bulunduğu konumlarına değil, çocuk olmalarına göre bir sözleşme var. Bu sözleşmelere de tüm taraf ülkeler, Avrupa ülkeleri imza atmış olmasına rağmen oradaki çocuk katliama sessiz ve seyirci kalınıyor. Bu vesileyle buradan bir kere daha Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum. Hocam hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk Meral Hanım. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz sizi tanıyor. Sizi tekrar kısaca bir tanıyalım. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Böyle eğitim öğretimin başladığı bu yeni süreçte izleyicilerimizle bir araya gelme fırsatı tanıdığınız için Mehmet Ercan ismim. Çamlıca Koleji Yönetim Kurulu Başkanıyım. Daha öncesinde bir 20 yıllık kamuda öğretmenlik, okul müdürlüğü, il yöneticiliği tecrübem oldu. Bunun sonucunda da son 7 yıldır da Çamlıca Koleji'nde öğrencilerimize hizmet ediyoruz. Başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Hocam, Çamlıca Koleji bu yılki eğitim öğretim sürecine nasıl bir başlangıç yaptı? Güzel bir başlangıç yaptık. Bizi mutlu eden haberlerle başlangıç yaptık. Bildiğiniz gibi LGS'de ilk açıklanan sonuçlara göre bir öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. 500 tam puan aldı. Bunun mutluluğuyla gerçekten eğitim öğretime başladık. Yeni birinciler hazırlama, diğer öğrencilerimizle ilgili onların eksiklerini kapatmayla ilgili yoğun bir yaz ayı hazırlık dönemi geçirdik. İsimlerini de buradan zikredelim, sevgilerimizi de iletelim. Nisanur Gizligör ve Yusuf Şiar Doğan. Tebrik ediyoruz. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Bunlar tamamen çalışmanın, çabalamanın Evet, Nisa kızımız daha sonra yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, okullar açıldıktan sonra mahkeme kararıyla puan puanların hesaplanması. yeniden hesaplanması sonucu o da Türkiye birincisi oldu. Dolayısıyla iki Türkiye birincisiyle biz yeni yılı açtık. Bu anlamda onları, ailelerini sınava giren, emek veren bütün gençlerimizi ben çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Hocam, Çamlıca ailesi büyük bir aile. Gerçekten Şanlıurfa'da belli bir konumu var artık. İnsanlar hani Çamlıca Koleji derken güven duyabileceği, çocuklarını çok rahat bir şekilde kayıt yapabileceği bir konum. Siz Çamlıca Koleji Şanlıurfa'dakinin konumunu kendiniz nasıl buluyorsunuz şu anda? Yani aslında bunu biraz böyle velilerimizden bize yansıyan ifadelerle biraz konumlandırmaya çalışıyoruz. Bu yıl aramıza yeni katılan bir velimiz oldu. Görüşme sırasında, kayıt sürecinde dedi ki hocam ben okulla ilgili çok ciddi araştırma yaptım. Ve sizin de ilgili, sizin okulunuzla ilgili söylenilen en büyük ifadeler, en çok belirtilen ifadelerden birisi güvenilir bir okul olduğu, güvenebileceğiniz bir ortam olduğu. Bu bizim açımızdan gerçekten kıymetli bir Tabii. ifade. Velilerimiz tarafından bunun ifade ediliyor olması. Bir başka velimizin ifadesi, siz oraya çocuğunuzu rahatlıkla götürebilirsiniz. Orası eğitimcilere ait bir eğitim kurumu.
Bu da güzel bir ifade. Yani mutlaka bütün özel kuruluşlarımız bu anlamıyla eğitimin birer neferidirler. Fakat bizde bu yönümüzün ön plana çıkması gerçekten bizi mutlu eden ifadelerden bir tanesi. Özel okullar, özel öğretim kurumları mutlaka ticari kurumlardır. Çünkü kamu kurumlarında bütün giderler devlet imkanlarıyla karşılanıyor. Dolayısıyla onların odaklanmaları gereken tek husus eğitimin niteliğini arttırmaya dönük, çocukların başarısını arttırmaya dönük, onların eğitim hakkının eksiksiz bir şekilde verilmesine dönük çabalardır. Eğitim kadrosunun da idareci arkadaşlarımızın da odaklanacağı tek nokta orası. Özel öğretim kurumlarında farklı kendi bütçeleriyle bu anlamda ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu yönüyle de ticari kurumlardır. Yani özel okullar da bunu ifade etmekten çekinmemelidirler. Veriler de bu anlamıyla bunu bilincinde olan verilerimizdirler. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey ticari yönünün eğitim kurumu yönünün önüne geçmemesi gerekiyor. Tabii. Nihayetinde bizler eğitimciyiz ve gerçekten ideallerimizin bu anlamda yarınlara hazırlayacağımız güzel çocuklarımızın hedefiyle mücadelemizi vermemiz gerekiyor. Siz programınızın başında Filistin'de yaşanan soykırımla ilgili bir açıklamalarınız oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk derste bütün okullarda Çanakkale'den Gazze'ye konulu bir dersle yılın açılmasını istedi. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün okulların ilk konusu Çanakkale ve Gazze'ydi. Bu kapsamda biz de çocuklarımızla okulumuzda bunu gündemleştirmeye çalıştık ilk dersimizde. Ve bizim belirttiğimiz ifadelerden birisi, dünya maalesef sizin de yine bahsettiğiniz gibi bütün maskeleri döküldü. O bize süslü laflarla söylenen insan hakları, işte demokrasi, barış, çocuk hakları, sözleşmeler, bütün bunların hepsinin gerçekten çok bir karşılığının olmadığını maalesef gördük. Karşılığı olan tek şey sizin kendi ayaklarınız üzerinde durması, sizin bu anlamda yetişkin insanlarınızın olması, savunma sanayinizin gerçekten güçlü olması, bu anlamda hazırlıklarınızın olması. Dolayısıyla da bizler eğitimci olarak, eğitim kurumları olarak yarının dünyasına güçlü bir birey, güçlü bir ülke bırakmak adına mücadelemizi verdiğimizin farkında olmalıyız. Yoksa bugün başka coğrafyalarda yaşananları bizim de yaşamamamız için bir neden görünmemekte. Dolayısıyla bu perspektiften bakmak lazım. Öğrencilerimizle ilgili ve öğretmenlerimizle ilgili bizim bahsettiğimiz sağlıklı bir okul ikliminin oluşması çok çok önemli. Bunun üzerinde çokça duruyoruz. Sağlıklı bir okul iklimi nasıl? Bunu da ikiye bölüyoruz. Öğretmen açısından sağlıklı okul iklimi nasıl? Öğrenci açısından sağlıklı okul iklimi nedir? Bunu tarif etmek gerekiyor. Öğretmen açısından öğretmenin vakarının, onurunun korunduğu bir iklim sağlıklı okul iklimidir. Bunu korumak okul idarecisinden velisine kadar bütün paydaşların görevidir. Hepimizin görevidir. Bu öğretmenlik onuru zedelendiği zaman yine bunun bedelini çocuklarımız üzerinden biz veliler olarak, idareciler olarak alacağız. Bunun korunması sadece velilerimizin ya da okul idarelerinin görevi değildir. Yine öğretmen arkadaşlarımızla bizim ilettiğimiz, konuştuğumuz hususlardan bir tanesi bu saygınlığı oluşturacak olan yine bizim öğretmen arkadaşlarımızın tavırlarıdır, davranışlarıdır. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle davranmalıyız. Dolayısıyla da önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi öğretmenlerin gerçekten bulunmaktan, çalışmaktan hoşlandıkları, memnun oldukları, mutlu oldukları bir ortam oluşturmak. Öğrenci açısından sağlıklı okul iklimi nedir? Yine demin bahsettiğim gibi öğrencinin bir defa kendisini güvende hissettiği okul iklimi sağlıklı bir iklimdir. Başına neyin geleceğinden emin olduğu, bir şeyin gelmeyeceğinden emin olduğu, karşıdakinin, öğretmeninin, idarecisinin davranışını kestirebildiği, kendisini rahat hissettiği, rahat ifade ettiği okul iklimi güvenilir bir iklimdir. Öğrencinin kendisini değerli hissettiği iklim sağlıklı bir okul iklimidir. Bu yönüyle de öğrenci bulunduğu okulda öğrenci olarak, yarının genci olarak, yarının büyüğü olarak kendisini değerli hissetmeli. Öğretmen arkadaşlarımız, bizler, ebeveynler ifadelerimizle bunu onlara hissettirmeliyiz değerli olduklarını. Yayından önce işte sınavla ilgili bahsettiğimizde, konuştuğumuzda
sınavı iyi geçmeyen öğrencilerimiz de var. Peki bunlarla ilişkilerimiz nasıl olacak? Aynı şekilde bu çocuklarımızın da kendilerini değerli hissetmeleri gerekiyor. Ve bütün bunlar birleşince de gerçekten mutlu bir birey olacak. Dolayısıyla da bizim oluşturmak istediğimiz iklim, öğretmenimiz açısından da, öğrencimiz açısından da sağlıklı bir okul iklimidir. Evet hocam. Geçen hafta özellikle çocuk psikolojisiyle ilgili hocamız katılmıştı, kendisiyle burada konuştuk. Çocuk eve geldiğinde ebeveynler genelde bugün derslerin nasıl diye sorar. Aslında sorulması gereken soru şu diyor. Bugün seni en çok ne mutlu etti? Bugün en çok sen neden üzüldün? Veya bugün en çok seni kaygılandıran konu neydi? Yani tamamen çocuğun ruh halinin aslında iyi olduğunda bunun eğitime de karşılık bulacağını biliyor eğitimciler. Yani bir çocuk gerçekten sağlıklıysa eğitimden gerekli verimi alacaktır. Ama çocukların sürekli başka çocuklarla, ebeveynlerin yani özellikle kendi akranlarıyla, akrabalarıyla, kardeşleriyle sürekli yarış halinde olması çocuğun hem motivasyon açısından hem psikoloji açısından çok olumsuz etkileri oluyor. Yani tabii ki başarı güzel ve önemlidir ama başarısızlık varsa bunu sadece çocuğa yüklemek ne kadar doğru? Yani bunu bir defa başarı ve başarısızlığın tanımıyla belki başlamak lazım. Maalesef başarı merkezi sınavlarda iyi bir puan almayla eşdeğer. Başarısızlık da bu sınavlarda istediğiniz puanı almamanız olarak karşılık buluyor. Fakat gerçek hayatta bu böyle karşılık bulmuyor. Çok yüksek puanlar alan, çok güzel üniversiteleri bitiren insanların da mutlu olmadıklarını görebiliyorsunuz. Ya da bu anlamda okul hayatı çok tırnak içerisinde bahsettiğimiz başarılı şeklinde geçmeyenlerin de bunun tam tersi çok mutlu olduklarını, giriştikleri ticari hayatlarında çok başarılı olduklarını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla da başarı ve başarısızlığı sadece çocuklarımızın merkezi sınavlardaki akademik başarılarıyla ilişkilendirilmemesi gerekiyor. Bu yönüyle bizim yetiştirmeye çalıştığımız ebeveynler olarak sahip olma özlemi içerisinde olduğumuz çocuk tanımına, genç tanımına baktığımız zaman değerleri olsun, uğruna bedel ödeyebileceği, uğruna fedakarlık yapabileceği değerlere sahip olsun, insanlık onuruna, insanlık vakarına yaraşır bir duruşu olsun, kendisinin dışındaki farklılıklara tahammül edebilen, onları hoş görebilen bir genişliğe sahip olabilsin, emeğin çabanın farkında olsun, akademik başarının dışında beceriler geliştirebilsin, sosyal beceriler, iletişimle ilgili beceriler, teknik beceriler geliştirebilsin. Bunlar onun hayatta daha fazla ayakları üzerinde durmasını sağlayacak. Akademik başarı mutlaka önemli, geçerli bir akçe günümüz Türkiye'sinde. Nihayetinde işte üniversite sınavına girdiğiniz o akademik başarıyla, YKS ile ya da liseye geçişte LGS ile bir yerlere yerleşiyorsunuz. Bu yönüyle bunu göz ardı edemeyiz. Mutlaka buna odaklanmak gerekiyor. Ama şunun farkında olmamız gerekiyor ebeveynler olarak. Bütün çocuklarımız üniversite okuyacak diye bir şey yok. Bütün çocuklarımız üniversitede ilk 20 bine, ilk 30 bine girecek. Bu matematiksel olarak mümkün değil. Dolayısıyla da öğrencimizin potansiyelinin farkında olarak, yapabileceklerinin farkında olarak yaklaşmak gerekiyor. Üniversiteye devam eden öğrenci oranı göz önüne bulundurulduğu zaman Türkiye gerçekten bu oran çok yüksek. Her ebeveyn şunu düşünüyor ya, benim çocuğum mutlaka üniversiteye yerleşmeli. Böyle bir matematik denklem yok. Yerleşemeyen öğrencilerimiz de olacak. Dolayısıyla biz bu çocuklarımız için de farklı alternatifler üzerinde kafa yormalıyız. Onlarla beraber yapabilecekleri başka şeylere odaklanabilmeliyiz. Bu yönüyle de gerçekten sadece bu testlere dönük, deneme sınavlarına dönük, netlere dönük bir yaklaşımımız bizim çocuklarımızı, bu anlamda başarı elde edemeyecek olan çocuklarımızı kaybetmemize vesile olacak. Doğru. Belki en son isteyeceğimiz şey budur. Tabii ki. Ya hocam zaten normalde aileler bilir, hani toplumda hemen hemen hepimiz görüyoruz. Şimdi insanın bir kapasitesi vardır hocam. Yani tabii ki bahsettiğiniz gibi önce insan, önce erdem, önce değerli bir varlık olduğunu fark etmesi,
hangi bölümü kazanırsa kazansın veya kazanmasa kazanmasın, onun sevildiğini, ailesinin onu sevdiğini, toplumda onun bir konumu olduğunu ve değerli bir insan olduğuna inanması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var, bu biraz son birkaç yıl oldu, belki son 5 yıl. Yani çocuğun kapasitesi, örneğin örneklemek gerekirse 10 kilo taşıyabilme gücüne sahipti, çocuğun sırtına 100 kilo yükleniyor. Hem aile gereksiz bir çaba içerisine girmiş oluyor, hem çocukta psikolojik etkiler oluyor. Ki bahsettiğiniz gibi sadece üniversite eğitimi değil, hani mesleki eğitimler de vardır. Çocuk belki kendi marangoz olmak istiyor veya başka bir dalda kendini geliyor veya oyuncu olmak istiyor veya müzisyen olmak istiyor. Biraz da ebeveynler çocukların üzerindeki bu olumsuz etkilerine dikkat etmeleri gerekiyor ki çocuğun hem sağlıklı mutlu bir şekilde eğitimini sürdürebilmesi için, hem de gerçekten büyük zaman kaybı. Yani evet, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın bir şekilde o istenilen yere gelmeyecektir. Hocam, Çamlıca Koleji'ne geri dönelim. Bu yıl eylem ve etkinlikleriniz nelerdir? Nasıl, neler yapıyorsunuz? Biz her yıl başlarken bir önceki yıla üstüne bir şeyler koyarak başlama hedefindeyiz. Verimiz yeni yılla bizimle tekrar temas kurduğu zaman, öğrencimiz okula döndüğü zaman gerçekten geçen yıla ilave olarak şu an şunlar şunlar da var demeli. Ve gerçekten çok şükür her yıl üzerine bir şeyler koyarak buna devam ediyoruz. Bu yıl öğrencilerimiz açısından geçen yıldan farklı olarak kodlamayla ilgili dijital platformlar, öğrencilerimiz adına dijital platform abonelikleri başlattık. Kodlama ile ilgili, yazılımla ilgili, çizimle ilgili her bir öğrencimizin ciddi anlamda mesaisini vereceği platformlar oluşturduk. İngilizce ile ilgili hakeza ciddi anlamda çocuklarımızın vakit geçirebileceği, öğretmenlerimizin ödevlendirebileceği ve ödevlerini takip edebilecekleri platformlar oluşturduk. Malumunuz günümüz dünyasında gençler sosyal medyayla ya da teknolojiyle çok ciddi anlamda vakit geçiriyorlar. Dolayısıyla biz bunu yasaklama yerine bu vaktini bizim belirlediğimiz verimli platformlarda geçirmelerine dönük ciddi anlamda altyapı oluşturduk. Akademik başarıyla ilgili yapay zeka tabanlı öğrenci analiz programlarımız var. Özellikle sınav grubu öğrencilerinin ihtiyaçları neler, öncelik vermeleri gereken konular neler, girdikleri deneme sınavlarıyla ilgili o deneme sınavlarının birleştirilmiş karnelerini alabilecekleri, hata karnelerini alabilecekleri yapay zeka destekli analiz programları kullandık. Geçen yıl kullanıyorduk. Bu yıl ona bu anlamıyla aktif olmayan velilerimizi de oraya ikna etme, oraya yönlendirme noktasında çok ciddi bir çabamız var. Okulumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi veli bilgilendirme ayağının gerçekten çok sağlıklı bir şekilde işliyor olması. Neredeyse öğrencilerimizin okuldaki her eylemine ilişkin somut sayısal verilerimiz var. Kullandığımız otomasyon sistemine veri girişlerimiz var. Bu çok büyük bir emekle bu veri girişleri oluyor. Verilerimizin de bu veri girişinden haberdar olmasını istiyoruz. Bunun üzerinden takibini yapmalarını istiyoruz. Bu anlamıyla da bu platformların çok daha geniş bir şekilde çocuklarımız tarafından kullanılmasını, velilerimiz tarafından kullanılmasını istiyoruz. 2024-25 eğitim öğretim yılına geliyoruz. İşte bir yüzyılın bir çeyreğini bitireceğiz. Evet, evet. Ve zaman başını alabildiği şekilde teknoloji çağına doğru hızla gidiyoruz. Artık bizim gençliğimizde, öğrenciliğimizde hayal edemediğimiz, düşünemediğimiz dünya kadar çocuklarımızın ulaşabilecekleri portallar, eğitim alabilecekleri kanallar var. Geçenlerde sosyal medyada bir paylaşımla karşılaştım. Öğretmenin olmadığı, sadece yapay zeka destekli sistemlerin kullanıldığı bir pilot sınıf uygulaması başlatılmış İngiltere'de. Öğrenci bütün ihtiyaçlarını oradan karşılayacak. Dersi oradan alacak, soracağı bir şey varsa oraya soracak, anlatılması gereken bir konu varsa oradan anlatılacak. Bu öğretmeni etkisizleştirecek gibi böyle bir kaygıyla yaklaşıyoruz ama öyle değil. Öğretmenin eğitimdeki etkisi, eğitimdeki katkısı hiçbir dönem sona ermeyecek. Fakat öğretmenler de, kurumlar da kendilerini bu teknolojiyle barışık bir hale konumlandırmak zorundalar. Nereye aktığını, nereye gittiğini fark etmek zorundalar. Konumlarını buna göre belirlemek zorundalar.
Biz bu anlamıyla Çamlıca Koleji olarak gerçekten teknolojinin çocuklarımızın eğitimine, onların hizmetine sunulduğu kontrollü bir alan oluşturmanın çabasındayız. 2024-25'te de bu anlamdaki çabalarımız çok ciddi anlamda kendisini inşallah gösterecektir. İnşallah. Zaten yaptığımız ciddi anlamda farklı uygulamalarımız vardı. Dolayısıyla bunu onunla destekleyeceğiz inşallah. Özellikle Türkiye birincisi olan çocuklarımızda kullandığımız, takip ettiğimiz mentörlük sistemlerinin ciddi anlamda faydasını gördük. Sınav grubu öğrencilerin özellikle, bütün öğrenciler için geçerli ama sınav grubu öğrencisinin psikolojisi biraz daha farklı. Ona ciddi anlamda zaman ayıran, onu anlayan, onun tıkandığı zaman tıkanıklığını giderebilecek bir hazır bulmuşluğa sahip olan öğretmenler tarafından danışmanlık hizmeti verilmesi gerekiyor. Bu yönüyle öğretmen arkadaşlarımızla bu yönlü geniş zaman aralıkları bıraktık. Her öğretmenimizin öğrencisiyle ilgilenebileceği, öğrencisini takip edebileceği, velisine geri dönüt sağlayabileceği boşlukta programlar oluşturduk. Çünkü sadece derse girip çıkmak bir yere kadar öğretmenlik oluyor. Bunun yanında size çok geniş bir zaman kalması gerekiyor. Analizlerinizi yapabilmeniz, değerlendirmelerinizi yapabilmeniz. Bu yönüyle de dediğim gibi böyle geçmişteki tecrübelerimiz üzerine kurarak yeni yılda yeni bir solukla yine velilerimizin karşısına çıktık. Hocam, size özellikle öğrencinizle, öğrencilerinizle hani bu anlamda duygusal bağ da var mesela, öğretmenler çocuk ilişkileri iyi. Hani o anlamda çok güzel bir sistem kurulmuş. Biraz da hani kısaca da olsa dijital risk var. Yani çocuğun kişisel telefonudur. Tabii ki onunla ilgili bir şey yapılmaz. Ancak aileler ve hani toplum olarak biz de endişeliyiz. Dijital riskin temelinde de birçok suç ve suça unsuru oluşabiliyor. Bu anlamda hani sosyal medya veya telefonla ilgili öğrencilerinizi bilgilendiriyor musunuz? Yani bununla ilgili bir rehberlik servisleri zaten bu anlamda gerçekten bir çabanın içerisindeler. Bunun dışında biz eğitim öğretim yılı başlamadan önce bizim 3 haftaya yaydığımız bir seminer dönemimiz var. Bu seminer döneminde önemli bulduğumuz başlıkları bütün öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. Şimdi aynı güne 2 tane seminer yerleştirdik. Bir tanesi rehberlik servisinin semineri. Bu rehberlik servisinin konusu dijital tehlike ile ilgili, dijital öğrencilerimizin karşılaşabileceği dijital zorbalıkla ilgili, dijital medyadaki bu uygunsuz ortamlarla ilgili, yaşayabilecekleri sıkıntılarla ilgili ve buna karşı ne yapılmasıyla ilgili tedbirler ve bakış açıları noktasında arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi yapıldı. Bir sonraki eğitim konumuz da teknolojinin eğitimde kullanılması. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu an bütün okullarda kullandığı Fatih projesi. Bütün okullara akıllı tahtalar uzun bir süredir gönderildi. Bununla ilgili öğretmenler eğitimlere tabi tutuldu. Ve gerçekten hayatın içerisine girdi ki bu proje başlarken her öğrenciye de bir tablet verilmesi hedefleniyordu. Sonra ondan vazgeçildi. Bir ayağıyla devam edildi. Ama bunu artık eğitimin içerisinde kullanmak zorundayız. Öğretmenlerimizin bu anlamda yararlanabileceği dünya kadar dijital içerik var. Dolayısıyla da okul olarak da veli olarak da buna kendimizi nasıl konumlandıracağız? Bir vakit, bundan işte televizyon ilk çıktığı vakitler, evlerimize televizyon almayalım, televizyon şeytan icadıdır, ifsat girecek bizim evlerimize. Kapattık kapılarımızı mesela. Şu an aynısını teknoloji için söyleyeceğiz. Ama ata alan Üsküdar'ı geçmiş olacak. Şu an küresel güçler, teknolojinin aklınıza gelmeyen, hayal edemeyeceğiniz dozajda onu kullanıyorlar. Silah olarak kullanıyorlar. Yanınızdaki cep telefonuyla ilgili, üzerinizde cep telefonu taşıyorsunuz ama eğer bir bomba taşıdığınızın farkına varıyorsunuz. Yanınızda bir cep telefonu taşıyorsunuz, hiçbir kişisel verinizin mahremiyetinin kalmadığını fark ediyorsunuz. O zaman bundan uzaklaşarak siz bu problemi çözemezsiniz. Çocuklarımızı da yarına bununla ilgili hazırlayamayız. Bu yüzden biz velilerimizle ifade ettiğimiz şey, çocuklarımızın teknolojiyle tamamen bağını kesmek, işte buna el atmalarını yasaklamak yerine kontrollü bir şekilde bunu kullanmalarını sağlamak.
günde ne kadar kullanacak, hangi zaman diliminde kullanacak, hangi portalları kullanacak, sizin önerebileceğiniz portallar var mıdır? Bunun üzerinden onlarla temas kurmak. Hakeza YouTube'la ilgili, çocukların paylaşımlarıyla ilgili. Küçücük çocuklar, bakıyorsunuz ki YouTube kanalları açmışlar. Maalesef. Orada ve milyonları bulan takipçileri var. Evet, şimdi siz bunu yasaklayamazsınız. Yasaklamanız doğru da olmaz. Ama siz bunu bir yere kanalize edebilirsiniz. Bizim kendi okulumuzda kurduğumuz YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalımızın tek amacı çocuklarımızın kendilerini ifade edecekleri bir platforma dönüştürmek. Yine Gazze ile ilgili siz bahsettiğinizde bizim eğitim öğretim döneminin başında öğrencilerimize de izlettiğimiz bir kısa film yarışması yapıldı. Bizim öğrencilerimizden bir tanesinin yönetmen olduğu, bütün oyuncularının da bizim öğrencilerimiz ve velilerimizden oluştuğu insan isimli bir kısa film çekildi. Yaklaşık 10 dakika ve bunu ulusal bir yarışmaya gönderdik. Şimdi ben filmi izlediğimde o kadar güzeldi ki, ben dedim bu kadar güzel bir filme çok güzel bir müzik seçilmeli, çok güzel bir müzik biz tedarik etmeliyiz. Sedat Anar'la iletişime geçtik. Şanlıurfalı santur sanatçısı. Dedik çocuklarımızın şöyle bir projesi var. Çok güzel. Siz de bununla ilgili destek olur musunuz? Hocam dedi hangi müziğimi istiyorsanız filmde kullanabilirsiniz. Ve gerçekten ben defalarca izledim. Her izlediğimde aynı duyguyla izledim. Çok güzel bir film, kısa film ortaya çıktı. Şimdi bunlar çocuklarımızın var olan dijital platformları, sosyal medya platformlarını kullanabilecekleri, siz onlara alan açtığınız zaman kontrollü bir şekilde kendilerini ifade edeceklerdir. Mutlaka. Hocam zaten yasak değil, bilinç lazım. Hani yasaklama sadece çocuklarda ve gençlerde değil, tüm insanların fıtratında yasaklanan şeylere karşı insanların ilgisi artıyor. Artık çağımız yapay zekalarla konuşuyoruz. Yani eğitimde birçok alanda artık yapay zeka yavaş yavaş hayata geçiyor. Dolayısıyla teknolojinin dışında kalmak mümkün değil. Ama dinimiz çok güzel evrensel bir ilkesi var. Peygamber bunu yapmıştır. Orta, her konuda orta. Yani ne çok ileri ne çok geri. Orta düzeyde yapmak gerekiyor. Hocam süremiz yavaş yavaş azalıyor. Bir 20 dakikalık süremiz var. Şimdi biraz da Şanlıurfa'ya geçelim. Şanlıurfa'daki özel okulları, yani özel eğitim veren okulları nasıl buluyorsunuz? Sizce yeterli mi? Çünkü her yıl eğitimle ilgili, Şanlıurfa'da eğitimle ilgili sorunlar olduğunu, ders açığı, öğretmen açığı ve eğitim sıralamasının da çok kötü olduğunu görüyoruz. Bu yıl da öyle. Aynı şekilde eğitimden yararlanamayan mevsimlik tarım işçileri herkese devam ediyor. Bu konuda çözülmüş değil. Şanlıurfa'da özellikle hani özel okullar nasıl buluyorsunuz? Yani yeterli mi? Ve devlet okullarının bu anlamdaki açığını özel okullar kapatabiliyor mu? Evet. Şimdi özel okullara bakış açınız nasıl olmalı? Özel okullar olmalı mı? Olmamalı mı? Ya da nasıl olmalı? Bunlar gerçekten tartışılan konular. Bir defa şunun adını koymak gerekiyor. Özel okullar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, Şanlıurfa Valiliği'ne bağlı, daha üstte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlardır. Tabii. Buraya devam eden çocuklar, şehrimizin çocukları, çalışan öğretmen arkadaşlar, Milli Eğitim'de çalışan öğretmenlerimiz de aynı fakülteleri bitirmiş olan öğretmen arkadaşlarımız. Ve Şanlıurfa çok devasa problemlerle uğraşıyor. Şu an öğretmen ataması bu eğitim öğretim yılının başına yetişmedi. 20 bin öğretmen ataması yapılacaktı. Dolayısıyla Şanlıurfa'da ciddi anlamda ücretli öğretmenlikle tekrar maalesef başlandı. Bunların atamalarının bir takvimi oluşuyor. Bir ücretli öğretmen görevlendiriyorsunuz. Ücretli öğretmen haklı olarak atandığı, görevlendirildiği mesafeye bakıyor. Kendi gidiş gelişini kurtarmayacak bir ücret alacak, yol ücretini şunu bunu düşüyor, gitmekten vazgeçiyor. Evet. Siz onun yerine bir daha bir takvim işletiyorsunuz, yeniden bir görevlendirme yapıyorsunuz. Hal böyle olunca eğitim öğretimin ikinci, üçüncü haftasına geliyorsunuz, henüz öğretmeni başlamamış olan okullarınız bulunabiliyor. Evet. Derslik sayısı itibariyle baktığınız zaman, derslik başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu illerden birisi Urfa. Evet. Öğretmen başına öğrencinin en fazla olduğu illerden birisi Urfa. Dolayısıyla maalesef kamunun Şanlıurfa'da öğrencilere sunduğu imkanlar yetmiyor. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı da bu durumun farkında.
Dolayısıyla da sadece Şanlıurfa'da değil, bütün Türkiye'de özel öğretimi arttırmayla ilgili stratejik hedeflerimiz var diyorum. Çünkü bizim özel öğretim kurumlarına yönlenen her öğrenci devletin üzerindeki yükün bir kısmını kaldırıyor. Devlet o öğrenciye derslik oluşturmak zorunda, öğretmen atamak zorunda. O yükü özel okullar kaldırmış oluyor. Bu yönüyle de özel okulları paydaşlar olarak görmek gerekiyor ki Şanlıurfa Valiliğini de, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü de bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl BİGE projelerinde özel okullar da projenin başından itibaren ciddi anlamda paydaş olarak görüldü, sürece dahil edildi. Burada Şanlıurfa'da özel okulculuk, özel okullar peki ne yapar, nerede bulunur? Bununla ilgili de velimizin bunu ciddi anlamda sorgulaması, yargılaması, peşine düşmesi gerekiyor. Özel okulcular olarak, özel okul kurucuları olarak, özel okul çalışanları olarak bizler mutlaka benim kendi okulumla ilgili işte yeni yılda hedeflerim şunlardır. Geçen yıla ilaveten şunları ilave etmeliyim gibi bizler üzerine bir şeyler koymalıyız. Ama velilerimiz bunu bizim inisiyatifimize bırakmamalılar. Her bir özel okula devam eden öğrencinin velisi özel okul idarecisinin, öğretmeninin, kurucusunun yakasına yapışmalı. Benim çocuğuma ne veriyoruz, nasıl veriyoruz? Yani burada bu ifadeyi hesap sorma anlamında, takip etme anlamında soruyorum. Mutlaka bir güven oluşması gerekiyor. Mutlaka aradaki korunması gereken ilişkiler var ki o öğretmenin saygınlığının korunmasında ben bunu bahsetmiştim. Burada söylemek istediğim o değil ama. Her özel okul kaliteli hizmet vermek zorunda hissetmeli kendisine. Bununla ilgili çıtasını yükseltmek zorunda hissetmeli kendisine. Bugün Urfa'da Çamlıca Koleji'nin dışındaki herhangi bir okulun başarısı benim ulaşmam gereken çıtayı biraz daha yukarıya çıkarır. Dolayısıyla da ben bunu talep etmeliyim, bunu istemeliyim. Ama aynı şekilde velilerimiz de bunu ifade etmeliler. Burada bir veli özel okul seçerken nelere dikkat edilmeli? Bu soru doğru bir şekilde karşılığını bulursa işler daha sağlıklı bir şekilde yürür. Bir ve öğretmen arkadaşım, Milli Eğitim'de beraber çalıştığımız bir öğretmen arkadaşımız böyle aradı beni. Dedi ki hocam ben öğretmenler odasındayım. Cep telefonunu da açtım arkadaşlar seni dinliyorlar. Bir öğrencimiz var. Bu öğrenci şu sınıfta kayıt fiyatı alabilir miyiz? Dedim ki hocam bir okulla ilgili kesinlikle bu şekilde bir ilk sormanız gereken soru bu değil. Evet. Yani bunu bir eğitimci isek en son sorması gereken Kesin. kişi bir Tabii eğitimci. ki, tabii ki. Biz pazardan elma alacak olsak, domates alacak olsak şunun kilosu kaça, şunun kilosu kaça sorarız ki orada da yine ikisini birbiriyle bir kıyaslıyoruz. Tabii. Dolayısıyla da bir özel okulla ilgili bizim ilk sorumuz fiyatıyla ilgili olmamalı. Konumu mutlaka önemlidir. İlk sorumuz konumuyla ilgili olmamalı. Ya bu özel okulun bir felsefesi var mıdır? Bu özel okul eğitime nasıl bakar? Bu özel okul hangi fiziki şartları çocuğuma sunar? Bu özel okulun öğretmenleri öğrenciye nasıl yaklaşır? Bu özel okulda işlenen kurumsal bir işleyiş var mıdır? Yani ben 2 yıl sonra da gitsem, 3 yıl sonra da gitsem aynı kurumsal işleyişi görebiliyor Tabii. muyum? Ya da işleyiş kişiye göre değişiyor mu? Mehmet Bey oradayken kurum farklı işliyor. Başka bir arkadaşım oradayken farklı mı işliyor? Bütün bunları birbiriyle kıyasladıktan Evet. sonra artık bu okulun ücreti ne kadardır sorusuna geliriz. Siz eğer okulun ücretiyle sadece değerlendirirseniz o zaman okul da her anlamda kullanabileceği en uygun malzeme neyse onu alır. O kullanabileceği en uygun sıra neyse, verebileceği en uygun yayın hangisi ise, sunabileceği en ucuz yemek hizmeti hangisi ise bunu böyle çoğaltabilirsiniz. Bununla size hizmet verir ve sizin şikayet etme hakkınız da olmaz. Çünkü siz karar verirken buna göre sadece karar verdiniz. Dolayısıyla da bütün Türkiye genelinde de öyle. Özel okulculuk kendisini ifade etme anlamında problem yaşıyor. Bir özel okul gerçekten sunacağı bütün hizmetleri en kaliteli bir şekilde sunmalı. Bunu kendi velisine ifade edebilmeli. Hocam herkes özel okula gitmiyor. Devlet okuluna imkanı yetmeyenler de var. Bu bütün amaçlar için geçerlidir. Yani kıyafet alırken de böyle alıyorsunuz. Elbise alırken de böylesiniz. Araba alırken de böyleyiz. Yani herkes son model arabaya binmiyor diye son model arabayı tedavülden kaldırmıyorsunuz.
Özel okulculuk. Keşke herkesin bu anlamda özel okullardaki sınıf mevcutları oranında devlet okullarına devam edebilme şansı olsaydı. Hedefimiz bu olmalı. Fırsat eşitliği de budur. Fırsat eşitliği dediğimiz şey, fırsatı olan öğrencilerimizin fırsatını elinden almak değildir. Fırsatı olmayanlara da aynı fırsatı oluşturacak çabanın içerisinde olmaktır. Bu yönüyle özel okullar gerçekten çıtayı yükselten okullar. Şu an Türkiye birincileri çıktı. Bir özel okuldan iki tane Türkiye birincisi çıktı. Başka özel okullardan çıktı. Çok şükür iki tane devlet okulumuzdan da çıktı. Bunların da sayısını arttırmak gerekiyor. Tabii. Her anlamıyla özel okulların sağladığı imkanları nelerse devlet okullarına da taşımak gerekiyor. Bu zaman alabiliyor ama bu hedef olmalı. Geçen de ben bir şeyde ifade etmiştim. Şanlıurfa'da akademik sınavlarda, merkezi sınavlarda ortalaması en yüksek olan ilçemiz Karaköprü ilçesi. Ve bunda özel okulların çok ciddi bir anlamda etkisi var. BİGEP projesiyle Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu bu yıl devlet okullarında da sevindirici bir şekilde, çok ciddi bir şekilde buralara yöneldiğini gördük. Şanlıurfa Fen Lisesi'nden de, Akçakale'deki bir meslek lisemizden de Türkiye'de derece yapan öğrencilerimiz çıktı. Dolayısıyla da özel okul, devlet okulu bu ayrıma çok girmeden her birimiz bulunduğumuz konumda yapabileceğimizin en iyisini yaparak bu şehrin çocuklarına hizmet etmek zorundayız. Tabii. Fark etmiyor bulunduğumuz konum neresiyse, her birimiz bulunduğumuz noktada işimizi en iyi yapmanın çabası içerisinde olmalıyız. Burada özel okullar da bizler de sorumlu davranarak gerçekten verebileceğimizin en kalitesini sunmanın çabası içerisinde olmalıyız. Evet hocam, yüreğinize sağlık. Şimdi şöyle bir şey var, biraz önce dediğinizde aklıma hemen o geldi. Hani eğitim ücretle alınır mı? Hayır, öyle bir düşünce olmamalı. Sadece o insanlar bir emek veriyor, emeğinin karşılığını alacaklar. Aynı şekilde sağlıkta, diğer konumlarda biraz bizim toplumda bir zihniyet değişikliği olduğundandır direkt pazarlığa girişme ve işin maddi boyutunu üzerinde durma ve birçok insan parayla her şey yapabileceğini de düşündüğü için bu zihniyet hakim oldu maalesef. Bir diğer önemli konu da sınıfsal ayrım. Yani insanları sınıflandırmak, belli sınıflara göre, belli kategoriye göre yapmak, özellikle öğrencileri bunu yapmak gerçekten çok korkunç bir yol. Bu da bizim toplumumuzda çok yaygınlaştı. Yani sadece işin eğitim boyutunda değil, evet, birçok boyutunda biz bunu görebiliyoruz. İnsanlar sınıflarına göre belirleniyorlar ve sınıfsal, aslında bu biraz cahiliye döneminde olan bir şeydi. Ne yazık ki bugünlerde bu kadar teknoloji gelişmişken, bu yüzyılda yaşıyorken cahili toplumların yaşadığı şeyleri biz bugün kendi eğitimli olduğunu söyleyen insanlar, bu sınıfsal ayrımı, bu her şeyi parayla çözerim, eğitimi de parayla çözerim, sağlığı da yaparım veya birçok konuyla ben paramla çözerim anlayışı gerçekten korkunç cahiliye anlayışıdır. Yani özel okullarda veli bu anlamda duyarlı olmaz ise, okul bu anlamda kaygı sahibi olmaz ise, biz kendi paramızla çocuklarımıza gerçekten sıkıntılı bir kişilik oluşturmanın temellerini atmış oluruz. En kötüsü. Yani öğrenci, işte ben paramla geliyorum, veli o anlamda işte parasını verdik şeklinde düşünürse gerçekten o bahsettiğimiz o sağlıklı okul iklimi oluşmaz. Evet. Okul da ticari bir kaygıyla öğrenciyle velisiyle ilişkisini bu para temelli konumlandırırsa okul açısından da yine aynı şekilde bir şey olur. Dolayısıyla da bunun farkında olmak lazım. Biz bütün öğrencilerimize istisnasız bunu ifade ediyoruz. Siz bir ücret ödeyerek eğitim, öğretim, hizmeti satın aldınız. Bu anlamıyla okul bunu size en iyi şekilde sağlamak zorunda. Ama siz bu ücretle, tenzih ederek söylüyorum, orada çalışanları satın almadınız. Tabii. Oradaki insanların haysiyetlerini tabii satın ki almadınız. Tabii. Arkadaşınızla ilgili ona üstünlük taslayacak bir şeyin içerisinde olamazsınız. Bunu satın almadınız. Bu anlamıyla özel okulların birçok velinin şikayet ettiği en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Çocuklarımızın orada davranışları değişiyor. Çocuklarımız orada marka takıntılı bir hale geliyorlar. Çocuklarımızın orada ego, şişirilmiş egolarla kontrol etmekte zorlanıyoruz şeklinde ifade ediliyor. Gerçekten bizim Çamlıca olarak hassas olduğumuz hususlardan bir tanesi bu. Bu anlamıyla öğrenci rolünün farkında olmalı.
arkadaşlarıyla ilişkilerinde, öğretmenleriyle ilişkilerinde bu sınırlarını dikkat etmeli. Okul kıyafetleri bu anlamda gerçekten güzel uygulamalardan bir tanesi. Herkes eşit şartlarda geliyor. İslam'daki namaz gibi herkes aynı safın içerisinde bulunuyor. Bunda ısrarcı olmak gerekiyor. Bazen işte serbest kıyafet uygulamalarının konuşulduğu vakitlerde bu böyle eleştirilen hususlardan bir tanesiydi ama bunun üzerinde sıklıkla durmak gerekiyor. Dolayısıyla da o özel okulun ekonomik boyutunun öğrenciye, dışarıya yansıyan olumsuzluklarının farkında olup ona tedbir almak gerekiyor. Mutlaka hocam, mutlaka. Biraz önce dediğim gibi cahiliye döneminden kalma esintiler bunlar. Hani gerçekten eğitimli insanlar olayların maddi boyutlarıyla değil, tamamen insani boyutları, ahlaki boyutlarıyla, ilkesel boyutlarla bakar. Çamlıca bunun en güzel örneğini göstermiş durumda. Peki bundan sonra Çamlıca okulu nasıl gidiyor? Yani bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Kızı süremiz biraz azaldı. Çamlıca Koleji'nin hedeflerini biraz daha açalım. Şimdi doğrusu biz Çamlıca Koleji'ni açarken de Şanlıurfa'daki okul sayılarını bir sayı daha arttıralım hedefiyle açmadık. Zaten birçok özel okulumuz var. Ben kendi kamudaki görevimden istifa ederek gerçekten bu anlamıyla böyle zor verilecek kararlardan birisini vererek Çamlıca Koleji'ni kurduk. Çünkü ideallerimiz var, hedeflerimiz var. Bu yönüyle de belki Şanlıurfa sınırlarını aşan rol modelliğe talip olan bir okul olarak biz kurulduk. Her yıl üzerine bir şey koymamızın sebebi de budur. Özel okulda olsanız gerçekten yapabileceğiniz akademik başarının dışında yapmanız gereken, daha doğrusu yapabileceğiniz demeyeyim, yapmanız gereken başka sorumluluklarınız var. İyi insan yetiştirme, erdemli insan yetiştirme, donanımlı insan yetiştirme, kendisiyle barışık insan yetiştirme sizin öncelikleriniz olmalı. Bu anlamıyla kurduğumuz beceriye dayalı beceri atölyelerimizle bunu böyle destekliyoruz. Değerler eğitimi desteğimiz de çocuklarımızın duruşuyla ilgili bunu destekliyoruz. Zeka oyunları atölyelerimizle çocuklarımızın daha analitik düşünmeleri açısından bunu destekliyoruz. Bu yönüyle kendi Çamlıca Koleji olarak gerçekten Şanlıurfa'nın sınırlarının dışında ülke boyutunda rol model olacak okullardan birini hedefliyoruz. Ve bu anlamda da bu hedefimize ciddi adımlarla yürüyoruz. İnşallah bu da bizim bu şehrimize sunacağımız görevlerimizden, sorumluluklarımızdan birisi olur. İnşallah hocam. Hocam biraz da kitap konusuna geçmek istiyorum. Ben ara ara söylerim, pandemi döneminin en olumlu etkisi bizi biraz kitap okumaya yöneltti. İnsanlar evde yasaklardan dolayı kapalı kalınca belki yıllarca unutuldu, kitaplar kütüphanelerden çıktı, okundu. Gençler de okudu, aileler okudu. Çok güzel bir süreçti. Yani hastalık dışında, o zorluklar dışında söylüyorum. En olumlu yönü oydu. Kitap okuma alışkanlığı, hani bir eğitimci olarak, hani hem sizin bulunduğunuz kolej için söylüyorum hem de biz izleyicilerimiz için söylüyorum. Kitap okuma alışkanlığı gittikçe azalıyor. Evet. Biz bu kitap okuma alışkanlığını ebeveynler olarak, toplum olarak yeniden nasıl oluşturabiliriz? Sadece kitap okuma alışkanlığı azalmıyor. O azalıyor. Kitap okuma alışkanlığıyla beraber yazma alışkanlığı azalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl çoktan seçmeli sınavların yerine açık uçlu soruların konulmasını istedi. Bu türden sınavlar yapılmasına dair yönetmelik çıkardı. Çünkü çocuklar düşüncelerini ifade edemiyorlar. Evet. Soru tipleri de bu yöne kaydı. Artık baktığınız zaman okuduğunu anlayabiliyor musunuz? Muhakeme yeteneğiniz nasıl? Mantık örgüsünü çözebiliyor musunuz? Buna dönük sorular çıkmaya başladı. Ve bununla ilgili bolca okuma yapmanız gerekiyor. Çocuklarımızda okuma alışkanlığı kazandırmak istiyorsak çocuklarımıza, bir defa ebeveynlerimiz olarak ilkokul mezunu olabiliriz, ortaokul, lise, yüksek öğrenim mezunu olabiliriz. Mutlaka evimizde kitap okuma alışkanlığının olması gerekiyor. Biraz da şey hocam, elimize telefonu alıp git ders çalış veya kitap oku da demememeliyiz yani. Demememiz gerekiyor. Bizler de gerçekten bunu, çocuklarımız bunun bizim açımızdan kıymetinin farkında olmalılar. Mutlaka. Okullarımızda bunu gündemleştirmeliyiz. Ben öğretmen arkadaşlarıma sık söylerim, öğrencilerimiz sizi ellerinde kitaplarla görsünler. Evet.
Düşünün Meral Hanım rol modeliniz. Meral Hanım'ın elinde kitap görüyorsunuz. Siz de elinizde kitap taşımaya başlarsınız. Siz de kitap okumaya başlarsınız. Bizim Çamlıca TV'deki programlarımızdan bir tanesi Altını Çiziyorum diye bir kitap tanıtım programıdır. Bir öğretmenimiz belli periyotlarla bir kitabın tanıtımını yapacak. Evet. Kitabın yazarı nedir? Kitap neden bahsediyor? Ve kitabın içerisinde altını çizdiği yer neresidir? Burasını okuyarak katkıda bulunuyor. Buradaki amacımız bir farkındalık oluşturmak. Yine aynı şekilde kitap okuma saatimiz var. Bunu dönüşümlü bir şekilde yapıyoruz. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Mesela bu hafta bizim üçüncü saatimiz. Geçen hafta ikinci saatimiz ilk saatimiz kitap okuma saatiydi. Bu hafta üçüncü saatlerimiz kitap okuma saati. O ders matematik dersine denk gelebilir, fizik dersine denk gelebilir, sosyal bilgiler. Fark etmiyor. Öğrencimiz, öğretmenimiz o ders kitap okuma saati yapacak. Bunu yerini değiştiriyoruz ki bir dersin hukukunu almamış olalım. Dolayısıyla bugün sosyal bilgiler dersine denk geldi. Gelecek hafta başka bir dersimize denk gelecek. O anlamda dersin de yetişmesiyle ilgili bir problem olmayacak. Buradaki amaç mutlaka o 40 dakikalık zaman diliminde de kitap okuyalım. Ama bununla ilgili farkındalık oluşturalım. Ben yaz ayında yeni yılla ilgili ne yapalım, hangisini yapalım kapsamında kitap okuma dersimizi takip eden öğretmen arkadaşlarımızla bir toplantı yaptım. Hani dedim ki ya bununla ilgili bu kadar zaman ayırıyoruz. Yani her hafta 5 saat kitap okuma saatimiz var. Şunu diyebiliyor muyuz? Ya bu kadar zaman ayırmamıza değiyor. Arkadaşlar dedi ki hocam kesinlikle değiyor. Tabii ki. Mutlaka buradan alacağımız verimin daha fazla olmasını isteriz. Mutlaka öğrencilerimizin diğer zamanlarına da bu alışkanlıklarını yaymasını isteriz. Ama sadece bu kadarlık bir zaman diliminde kitabın gündeme girmesi, onun üzerinden konuşulması, öğretmenin okulun kütüphanesine, öğrencinin okulun kütüphanesine kitabını verip yenisini alması, bunlar tek başına gündeme girmesi bizim için yeterlidir şeklinde ifade ettik. Dolayısıyla da inşallah Çamlıca Koleji'nde de her birimizin hanelerinde de kitap okuma saatlerini, kitabın hak ettiği değeri vererek arttırmalıyız diye düşünüyorum ben de. İnşallah hocam, tebrik ediyorum, güzel bir çalışma. Programımız bitiyor. Son düşüncelerinizi alalım. Sizi yorduk. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Böyle ekranı başında bizi izleyen izleyicilere de zaman ayırıp izlemeye değer gördükleri için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah istifade edeceğimiz bir program oldu. İnşallah sizin bu programlarınız da eğitimin daha çok gündemleştirildiği başka programlara, başka konuşma platformlarına vesile olur. Gerçekten her platformda, her mecrada, her ortamda eğitimi konuştukça bununla ilgili farkındalıklar oluşacak. Bu yönüyle Edessa TV'ye de bu program için ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Başarılar diliyoruz. Tekrar Çamlıca Koleji'ne, velilerine, öğrencilerine, hocalarımıza selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugün Çamlıca Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ercan hocamızı konuk ettik. Sağ olsun geldiler. Programımız bitti. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim. İyi akşamlar.